Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben giyindim, hazırlandım, görüyorsunuz makyajımı bile yaptım. Hatta Caner'in kıyafetini bile ayarladım, pantolonu da elimde. Tam çıkacaktık, kayınvalidemi aradık. Benim saçımı boyatmam gerekiyordu, hani evde misin, sana geleceğiz diye bir aradık. Dedi ki biz size geliyoruz, biz de şaşırdık. Gelmişler mi? Gelmişler bile. Geldi. Habersiz geldi, görüyor musun? Sürpriz yaptı bize. Günaydın. Günaydın. Bu ne sürpriz böyle? Arada sürpriz yaparım ben. Bak ben de hazırlandım, sana gelecektim. Vallahi mi? Arıyor seni, açmıyor. En son da açtın. Meğersem gelmişsiniz. Geldik, köşedeydik. İşimiz vardı, Bornova'ya gittik, geldik. İyi yaptın. Dedim Tuğba'ya uğrayayım bir kahve içeyim. İyi yaptınız. Yani beraber gideriz artık. Beğendin mi elbisemi? Ya ne güzel olmuşum böyle. Ya. Maşallah. Gerçekten amirlik sana yaradı kızım be. Değil mi? Evet. Vallahi. Çok yakıştı. Kilo alman lazım. Zayıflayacağım diye uğraşma sen. Kilo daha mı iyi oldu? Almadın kilo sen. Bir tek karnından aldım. Evet. Kilo almadın, çok güzel. Böyle bir dolgun oldun maşallah. Benim kızım huyu da güzel, kendi de güzel. Bir kahve içelim vallahi seninle birlikte. Özledim. Gel, özledin değil mi? Seninle kahve içmeyi özledim ya. İyi hadi gel yapalım. Seninle kahve içmek bir başka güzel oluyor ya, vallahi. Ya valla nasibimde de baklava 2 tane vardı. Ay benim kısmetimmiş. Biri sana, biri bana, evet. Ona koşmuşum, gelmişim. Bugün misafir gelecek, bir de Gökten de gelecek bugün yazlıktan. Oy. Yazlıktaydı o da. Saat 4-5 gibi bir şeyler ayarlayalım benim orada. Ne yapacağız? Bir de arkadaşım var, o da gelecek. Böyle çayın yanına bir ıslak kek yapalım. Olur. Bir de buharçe gibi bir şey yapalım. Yani çok kalabalık değiliz. Bir Gökten, bir de bir arkadaşım daha var, o gelecek. Olur valla. O zaman biz kahvelerimizi içelim, annemlere gidelim. Bu arada ben de saç boyam için bir fiyat alacaktım. Başka bir kafeye gideceğim. Her zaman gittiğim yere gitmeyeceğim. Bakalım ne diyecekler bilmiyorum. Boyatmak istiyorum ama diplerine vurdurmadan. Bir de bu elbisenin farklı rengi varsa onu da alacağım. Geçen gittiğimde vardı. Umarım kalmıştır. Gerçekten bu elbiseyle çok rahat ettim. Boydan gördüm arkadaşlarım. Gördüler. Çok güzel. Çok güzel oldu. Bu çok rahat oldu. Hadi bakalım biz kahvemizi içelim. Sonra evden çıkacağız. Gel anne sana kızımızın odasını göstereyim. Geldim. Ay çok güzel. Videoda izledim ama gerçekten kendi hali daha güzelmiş. Güzel değil mi? Halıyı da çok beğendim. Tam böyle oturmuş oraya. Evet. Çok güzel. Beğendim halıyı yani. Güzel olmuş. Bembeyaz kar gibi. Evet, beyaz. Prensesinizin odası. Benim takipçilerim de görmedi. Şimdi benim kanalıma da çekelim. Onlar da görsünler. Gerçekten ben çok beğendim. Bu arada annemin YouTube kanalını bilmeyenler varsa İknur'un Dünyası yazarsanız annem çıkar. Evet. Biz evden çıktık. Şimdi ilk önce elbisemi mi alalım? Hangisi yakınsa önce ona gidelim aşkım. O zaman ilk önce biz kuaföre gidelim. Hem şu saçlarımla ilgili bir konuşalım bakalım. Çoğu kişi bana diplerini de boyat demiş. Sonra pişman olursun doğum fotoğrafları çekilirken demiş ama bilmiyorum, aslında çok da alıştım diplerinin böyle koyu olmasına. Geçen gün bir videomu izledim. Saçlarım sapsarı. O kadar tuhafıma gitti ki gerçekten tanıyamadım kendimi. Bayağı da sen böyle ya. Sen ne yapmak istiyorsun ki? Ben anlamadım tam olarak. Ya ben şimdi diplerine sarı vurdurmak istemiyorum. Dipleri böyle doğal kalsın istiyorum. Uçlarının rengini bir toparlayalım istiyorum. Çünkü yine 3 renk oldu saçlarım. Kuaför sana fikir verir zaten Tuğba, şimdi bir görsün. Bu arada gideceğim kuaför benim gelin saçımı yapan kuafördü. O yüzden yani işçiliğine güveniyorum. Güzel de olacaktır. Hatta o zaman da saçımı orada boyatmıştım ben. Çok güzeldi. Hiç böyle renk farklılığı yoktu. Hepsi çok güzel duruyordu saçımda. Bakalım şimdi ilk önce kuaföre gideyim, oradan elbisemi alayım, ondan sonra da saat geç olmadan annemlere gidelim. Çünkü daha hazırlık yapacağız, misafirimiz gelecek çünkü. Öyle bakalım. Kuaförümle anlaştık, yarın için randevu aldım çünkü bugün yaptıramazdım. 3-4 saat bir işlem olacak. Bugün de misafir geleceği için olmazdı, zaten saat ilerlemeye başladı bile. Bilmiyorum şu anda yetişebilir miyiz de, biliyorsunuz biri geleceği zaman ben panik olurum yetiştiremeyeceğim diye. Şimdi yarın
2'de randevum var dediğim gibi. Geleceğim, saçlarımı boyatacağım. İnşallah güzel olur. Derine boya sürmeden yapacağız işlemi bu arada. Öyle bakalım. Şimdi kıyafetimi almaya gidiyoruz. Oradan annemlere geçeceğiz. İşte almış olduğum elbise bu üzerimdeki. Ben bir de bunu beğendim. Farklı çeşitleri de var ama bunların kumaşları daha değişik. Anne sen de çok rahat edersin bunlarla. Bak şu düz beyaz da varmış. Böyle hardal rengi de var. Ama bunun kumaşından değil. Bakayım. Bu kalın. Bu daha kalın. Bu üzerimdekinin kumaşından. Ha. Bu da güzel. Daha kalın bu. Üzerindekinden kalın. Evet. Sarı zaten sevmiyorum. En güzel bu. Ya bu ya da beyaz mı? Dene bakalım. İkisini de dene o zaman. Elbisemi denedim. O puantiyeliydi. Bu da böyle beyaz siyah. Hemen hemen birbirine benziyor. Bir de beyaz rengi vardı. Onu da biraz tereddüt ettim. İç gösterir diye almadım. Ama gerçekten harika. Çok güzel. Artık hep bunlarla dolanacağım ben. Bu iki elbiseyi üzerimde sürekli olarak görebilirsiniz. Şimdi artık bence mutfağa geçelim. Daha fazla geç kalmadan hazırlıklarımızı yapalım. Bir ıslak kek yaparız büyük ihtimalle. Bir de poğaça yaparız. Şimdi annemle konuşayım. Ne yapacağımıza karar veririz. Menümüze ıslak kek yaparak başlıyoruz. Tarifini de vereyim sizlere. Benim ıslak kekim çok güzel oluyor bu arada. 2 adet yumurta. 1 su bardağı toz şeker. Bunların ikisini birlikte çırpacağım. Yumurta ve şekeri güzelce çırptım. 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı kakao. Son olarak da 2 su bardağı ununu ekleyeceğim. Ver bana bir. Tamam. Annem de benim çırağım. Sonra 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ekleyeceğiz. Şimdi bekliyorum annem bir bardak daha onu versin diye. Evet. Buyur gelin hanım. Evet. Kekimizin malzemeleri bu kadar. Şimdi bunları da güzelce çırpayım, fırına göndereceğim. Annemin fırını farklı olduğu için benimkinden dakikasını ne kadar olur bilemiyorum ama ben 35 dakika boyunca pişiriyorum 180 derecede. Borcamımız annem yağlamış. Hamurumu da döküyorum. Kıvamı o kadar güzel oldu ki. Islak kekim fırında pişerken sosunu hazırlayayım dedim. Yarım su bardağından biraz daha fazla toz şeker. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kakao ama benim kakaom az vardı. Şimdi markete kim gidecek bu sıcakta? 1 yemek kaşığı kakao gibi bir şey oldu. 1,5 su bardağı da süt. Sosum burada hazır dursun. Kekim böyle pişmeye yakın. Altını açacağım. Sosumun da sıcak olması gerekiyor çünkü. Annem şimdi poğaça yapımına başlayacak. Anne poğaçayı sana bırakacağım. Tamam. Senin poğaçan çok güzel tamam, çünkü. Tamam yaparım. Bunları koyalım önce bir makineye. Evet, kaldıralım bunları. Annemin bir tarifi var mı anne? Bunda tarif vereceğim mi? Var veririm. Bunun tarifi var. Vay. Ölçüsü varmış. Böreği yok da bunun var. Şimdi tarifi yazın bir yere gerçekten çok memnun kalırsınız. Çok lezzetli. Evet. Yumurtanın beyazını bu akşam için kırıyorum. Sarısını üzeri için ayırıyorum. Bir bardaktan biraz az yoğurt. Şöyle. Bir bardak dolu dolu çiçek yağı. Biraz tuz ilave ediyorum. Kabartma tozu ben 2 tane koyuyorum. Bazen 1 tane. Yani nasıl aklıma gelirse. Bugün 2 tane koyuyorum. İyice böyle karıştıracağız. Unu rastgele döküyorum. Unun ölçüsü yok. Göz kararı. Un göz kararı oluyor. Böyle kulak memesi gibi. Yani çok sert bir hamur yapmayayım. Börek hamuru gibi falan olmasın. Bu kadar değil mi malzeme anne? Bu kadar. Başka bir şey yok. O kadar dökmüş olduğum un yeterli geldi. Bakın toplanıyor. Şöyle yumuşak bir hamur yapıyoruz. Hamurumu böyle hemen avucumun içinde hiç model vermiyorum ben. Model vermeden daha lezzetli oluyor. Bir de kıtır kıtır oluyor böyle kıyıları falan. Hani kıtırlığını belli ediyor. Evet. Şöyle bastırıyorum. Burada tulum peynirimi ayarladım.
Hemen içine bir tulum peyniri. Şöyle yumurta sarısına sürüp bugün susamlı yapıyorum. Her zaman susamlı yapmıyorum. Bugün değişik olsun dedim. Poğaçalar da fırından taze taze çıktılar efendim. Ay, o kadar güzel gözüküyor ki. Şimdi ben bunları sunum tabaklarına alayım. Misafirlerimizi bekleyelim. Onlar gelmeden yemeyeceğim. Islak kekimiz de böyle. Üzerine Hindistan ceviziyle süsledim. Annemlerden çıktık. Misafirlerimiz de gittiler. Çok güzel vakit geçirdik gerçekten. Poğaça, ay o kadar güzel olmuş ki. Keşke böyle ortadan ikiye ayırıp sizlere de gösterseydim o kıtırlığını. Çok lezzetliydi. Susamlı daha güzeldi yalnız. Susamlı değil mi? İlk defa yaptı. Susam çok güzeldi. Aynen, katılıyorum sana. Brownie'den hiç bahsetmiyorum bile. O muhteşemdi. Sadece sosu çok fazla içime sinmedi ama böyle güzel, bol soslu olmuş. Bayağı iyiydi yani. Eve giderken de markete uğrayacağız. Daha önce buradaki Migros'tan ben meyve sebze almıştım ve çok beğenmiştim. Şeftalisi özellikle çok lezzetliydi. O yüzden tekrardan buraya geleceğiz. Aslında bizim burada alışveriş yaptığımız manavcımız vardı. Annem orası kapandı dedi. Ay ben de pek bir üzüldüm ya. Hep gittiğimiz manav kapanmış. Videolarda çekiyordum ya size. Orası da güzeldi ama kapanmış. Şaşırdım valla ben de. Valla ben de şaşırdım. Çok güzel bir dükkanları vardı hatta. Şuraya park öyle edebiliriz bakalım. Bence. Şimdi geldik bile biz. Aşkım ben karpuzdan anlamam. Ben çok anlarım ya aşkım. Şurası kuru olan. Güzel midir bu? Şurasının kuru olması lazım diyorlar ama. Ha, bu kuru, bunu alabiliriz. Eve bir geldik, karşılaştığım manzaraya bakar mısınız? Luna'nın keyfi. Kız? Soyulmuş patates. He? Luna'nın tüyleri kesildi, kendine geldi kedicik. Vallahi var ya, hiç yerinde durmuyor, hep koşturuyor. Önce hep uyurdu. Değil mi kızım? Ay benim güzel kızım ha. Özlemiş teyzeler seni. Bu arada sizlere gerçekten çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz Luna'yı veterinere götürürken sizlere Luna'nın çok tüyü döktüğünden bahsetmiştim. Açıkçası tüylerini kestirmekten çok korkuyordum, zararlı olur diye. Fakat birçok kişi yorumlarda tüylerini kestirin, kediniz çok rahat edecektir demiş. Ben de sizin yorumlarınıza güvendim ve Caner'le birlikte gittik veterinere. Bayağı bir süre geçti aslında Luna'nın tüylerini kestireli. Ancak sizlere gösterebilme fırsatı buldum. Kedimiz resmen kendine geldi. Bütün gün uyuyordu, soğuk yer arıyordu. Şimdi çok rahatladı gerçekten. O yüzden teşekkür ederim öneride bulunduğunuz için. Veterinerle de konuştuk zaten kestirmeden önce. Her yaz başlangıcında senede bir kez kestirebilirsiniz, hiçbir sıkıntısı yok dedi. Şimdi marketten neler aldıklarımıza gelelim. Aslında hiç aklımızda yoktu ama evde meyve bitince dedik ki bir market alışverişi yapalım. Biraz da sebze alışverişi yapmış olduk. 1 kilo taze fasulye aldım. Doya doya yeriz artık. 10 lira mı 11 lira mı öyle bir fiyatı vardı. Bu neyi? Tam buğda ekmeği. Bunu Caner almış. Mısır aldım. Bu senenin ilk mısırını yiyeceğiz bu arada. Kaynatacağım akşama. Kızımla beraber çizgi film izleyeceğiz. Babası da bize eşlik etmek ister mi bilmiyorum. Bu aralar Mira ile birlikte çok fazla çizgi film izliyoruz.
Onun hoşuna gidiyor. O yüzden ben de seyrediyorum. Dün hatta Tom ve Jerry'yi izlemiştik. Bugün bakalım farklı bir çizgi filmi izleriz. Beraber yaparız bunu da. Salatalık aldım birazcık. Kırmızı erik zaten benim vazgeçilmezim. Bir ara yeşil erik çok alıyordum biliyorsunuz. Böyle 2 kilo 2 kilo sürekli yiyordum. Artık ondan vazgeçtim. Zaten pek de kalmadı. Patlıcan. Şeftali. Migros'un şeftalisi harika. Birkaç keredir oradan alıyorum. Bal gibi. Bu arada her zaman alışveriş yaptığımız manav kapanmış. Gerçekten çok üzüldüm. Orada da çok fazla çeşit vardı. Hatta sizlere diyordum burası meyve cenneti. Her şey vardı. Bakalım tadilattayız yazıyor ama hiç zannetmiyorum tekrar bir daha kurulsun. Çünkü yeni bir dükkandı. Domates aldık. Beypazarı soda aldık. Ve karpuz. Umarım güzel çıkar. 60 lira üzerine de yine harika indirimler vardı. Bizim de evde sucuğumuz az kalmıştı. O yüzden Polez markasının fermente sucuğundan aldım. Bir de şöyle Viva'nın havlu kağıdından aldım. Alışverişimiz bu kadardı. Her ne kadar birkaç video öncesinde toplu market alışverişi yapsak da görüyorsunuz ki evin eksiği hiç bitmiyor ve biz pazara da gitmiyoruz kalabalık olduğu için. Virüsten dolayı hiç vallahi pazara gitmedik. Bir iki kere Caner gitti, bir daha da o yok, oldu virüsten zaten. Virüsten sonra gitmedik. Bir kere bile gitmedik. Virüsten sonra gitmedik değil bir mi? Bir kere annemle balık almaya gittik o kadar. Hah, evet. Bir kere balık almaya gittik o kadar. Onda korka korka yani. Çünkü pazarda hiç sosyal mesafe korumuyorlar. Hiçbir kimse korumuyor. Ne pazarcı ne müşteri. Yani pazar yerleri olabilecek en tehlikeli yerler. Gitmeyin yani. Mecbur kalmadığı için gitmeyin. İşte böyle biz de marketlerden, manavlardan alışverişimizi yapıyoruz. Bu arada gerçekten sosyete pazarına gitmeyi de özledim. Biliyorsunuz İzmir'de oturuyoruz ve Bostanlı'da çok güzel bir sosyete pazarımız var bizim. Ama maalesef bayağı bir oldu gidemeyeli. En son gittiğimizde güzel güzel şeyler almıştık. İnşallah bu pandemi dönemi geçer gider de biz de rahatlıkla istediğimiz yerlere girip çıkabiliriz. Ama en çok özlediğim şeylerden biri de sosyete pazarını gezmek. Mısırlar o kadar güzel, o kadar taze ki Migros'a da zaten yeni gelmiş. Orada üretim tarihi de yazıyor. Ben böyle şeylere çok dikkat ederim. Ne zaman üretilmiş, nerede üretilmiş. Böyle bir merakım da vardır benim. Bunların ismi koçan galiba. Bunlarla birlikte kaynatacağım. Bu arada ilk defa tencerede mısır kaynatıyorum. Normalde annem, kayınvalidem hep düdüklüde kaynatır ama ben düdükten korktuğum için hiç o şeylere girmeyeceğim. Artık kaç saatte pişer bilmiyorum. Daha önce deneyimlemedim çünkü. 3 tane mısırımız var. Şunları da yanlarına, üstüne koyalım. Bir su bardağı süt ekleyeceğim. Öyle daha lezzetli oluyormuş. Bir de kaynar su ekleyeceğiz. Üzerini geçecek kadar suyunu ekledim. Bir tatlı kaşığı da toz şeker ekleyeceğim. Bir sonraki videoyu sabırsızlıkla bekleyin. Çünkü ben de merakla bekliyor olacağım. Uzun bir süredir saçlarımı boyatmıyorum. Bir ara komple kahverengiye kendim boyamıştım. Sonradan rengi aktı gitti. Başka bir kuaföre gidip sarı renge boyattım. Komple sarıydı. Aslında komple sarı da bana yakışıyor da. Dedim mi, bahsettim ya size arabada giderken de. Uzun bir süredir doğal renginde olduğu için cipleri bir anda sarı yaparsam hem size değişik gelecek hem de bana değişik gelecek. O yüzden dedim ki birazcık diplerinde kalsın ama yarın belki fikrim değişebilir. Bilmiyorum. O yüzden artık bir sonraki videoda siz de göreceksiniz. Ben de yarın göreceğim. Arkadaşlar tencerede mısır yapmanızı önermiyorum. Kesinlikle pişmek bilmedi ya. Ne kadar uzun durdu böyle bu kadar. Mısırlarım hazır. Bir daha tencerede yapar mıyım bilmiyorum. Gerçekten saat tutmadım ama bir iki saattir falan herhalde kaynıyor. Daha anca piştiler. Düdüklü de olsa belki de 15 dakikada pişecekler ama ben korktuğum için hiç yanaşmadım bile. Öyle artık sizlere de burada veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.